Ben Sami Süleyman Gündoğdu. Hacı Yahya'dan olma, Ümmühan Hanım'dan doğma. Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra dünyaya gelen Sami Süleyman. İslam köyde büyük bir sevgi, sükunet ve çobanlık yapmakla geçti çocukluğumun ilk 11 yılı. İlkokula 7 yaşımda başladım. Okul kerpiç bir binaydı. Eski yazı yeni kalkmıştı. 3 odayı da sınıf olarak kullanırdık. Sonra eğitimim için Isparta'ya getirdiler beni. Ortaokuldan sonra liseyi de Afyon'da tamamladım. Başarılı bir mühendis olmanın ilk adımını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde atacaktım. Mezun olmama kısa bir süre kala ailemin isteğiyle hayatıma yön verecek kadınla tanıştım. Nazmiye'ymiş adı. Günler, aylar sonra ilk defa içimin ferahladığını hissettim. Köy düğünüyle evlendik. Bizim köy düğünü 3 gün olur. Perşembe başlar, pazar gelin çıkar. Kendi düğünüme cumartesi gelebildim. Aradan yıllar geçti. Bu sürede ülke gelişiyor ve büyüyordu. Bir gün başvekil Adnan Menderes parmağıyla beni göstererek "Bu çocuğa dikkat edin, başvekil olabilir" dedi. Bu sözümden sonra hayatım değişmeye başladı. Önce Barajlar Dairesi Başkanlığı'na, sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne tayin edildim. Ülke zor günlere girmişti. Ben de kalbimin sesini dinledim. Siyasete girdim. Siyasetimin ilk yılları Adalet Partisi'nde başladı. Kısa sürede genel başkan oldum. Ülkemi bu zor günlerden kurtarmak için koalisyon kurmamız şarttı. Başbakan yardımcısı olarak görev aldığım koalisyon hükümetinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. başbakanı olarak hükümeti kurdum. Başarının peşini hiç bırakmazım. Ülkeme yaptığım hizmetler bana birçok lakap kazandırdı. Bunlardan en önemlisi Barajlar Kralı'ydı. Fırat Harran'la kucaklaşıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir gün öğretmenim Hilmi Dilmen, "Süleyman'ın başarıyla kurmuş olduğun ve yönettiğin bir müessese var. Bunu bırakıp siyasete atılmakla çok büyük bir fedakarlık yaptığının farkında mısın?" diye sordu. "Farkındayım" cevabını verdim. Zira korkmuyordum. Ispartalı satrazamlar Halil Hamit ve Hüseyin Avni Paşaların akıbetini biliyor musun diye tekrarladı. Ben de memleket işlerini benimsememiz gerekmiyor mu? Bunları bize siz öğrettiniz dedim. O sırada bu ülke için çıktığım yolun beni hakikate ulaştıracağını hocamın gözlerinde görür gibiydim. Beni ben yapan şey başımdan hiç eksik etmediğim fötörümdü. Şapkamı bırakmam dedim ve yaşadığım ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldum. Ne kutlu bir gün. Aklımdan hiç çıkmaz. Türkiye'nin en genç genel müdürü, en genç başbakanı ve cumhurbaşkanıydım. Her şeyden önemlisi bu ülkenin babası oldum. Hangi kanaatte olursanız olun, hangi inançta olursanız olun, hangi etnik menşeden gelirseniz gelin, nereli olursanız olun, doğulu olun, batılı olun, kuzey olun, güney olun, hepinizi, genç ihtiyar, kadın erkek, çocuk çoluk, hepinizi kucaklıyor. Zira yaklaşan hüzünlü günleri durdurmaya gücüm yetmedi. Nazmiye yoktu artık. Dünyamın yarısını kaybetti. Ben Süleyman. Hacı Yahya'dan olma, Ümmühan Hanım'dan doğma. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı. Siyasete yön veren, ülkede su sıkıntısını gideren, topraktan gelen ve yine toprağa gidecek olan ben, Süleyman. Nazmiye beni çağırıyor. Büyük bir şölen ve vuslat bu. Birkaç kula nasip olacak başarılı bir hayatın doğası. Ben Süleyman Demirel.
Sadece aşkı ve dostluğu alıyorum yanıma. Uyanmaya gidiyorum şimdi. Herkes bilsin ki bu ülkeden bir Süleyman geçti. Cenab-ı Hakk'ın aciz kulu Çoban Süleyman. Kuzum nenni, beni.